Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Öncelikle Rabbimize hamd ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz eşlerine, ashabına, ehli beytine salatu selamlar ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Evet, Riyazu Salihin hadis kitabından, Nüzhetül Müttakîn şerhinden, Emri bil maruf nehy anil münker ile ilgili 23. bahis, 4. hadis-i şeriften devam ediyoruz. Konuyla ilgili. Anin Numan İbni Beşir'in radıyallahu anhüma. Numan bin Beşir'den, o da kimden naklediyor? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamberimiz aleyhisselamdan Peygamberimiz buyuruyor. Peygamberimiz dahi vel vâki'i fîhâ. Allah'ın emirlerini, farzlarını, hadlerini yerine getiren kimselerle onları yapmayan, onları yerine getirmeyen kimselerin hali. Bir başka ifadeyle, ilahi emirlere uyanlarla uymayanların hali. Meselül kaimi fi hududillah, Allah'ın kanunlarına riayet eden, onları yerine getiren ve öteki mesele vel vâgı'i fîhâ ve aynı zamanda kötülükleri işleyen, onun içerisine düşen, birisi kötülükleri gidermeye çalışıyor, birisi de kötülüklerin içinde, bunların hali ne gibi? Kemetheli kavmin, bir topluluk gibi, bir topluma benziyor. Nasıl bir topluluk? İstehemû alâ sefînetin, bir gemiyi paylaşan, bir gemiyi paylaşan bir topluluk gibi. Fesara ba'duhum alaha. O topluluğun bir kısmı geminin üst katına düştüler. Ora onların paylarına düştü. Ve ba'duhum, bir kısmı da o topluluğun esfeleha, geminin alt katına düştüler. Ve kânellezîne fî esfeliha, geminin alt katında olan, suya daha yakın olan kısımda bulunanlar idiler. İde istekavu minel ma'i, su almak istedikleri zaman merru uğruyorlar alâ men fevkahüm, üst kattakilere. Alt kattan su alamıyorlar, üst kattakilere uğruyorlar. Fekalu, alt kattakiler dediler ki lev enna haraknâ fî nasibina harkan, biz kendi hakkımızdan, kendi payımızdan bu alt katta bir delik açsak, oradan bir delik açsak, evet, sonra biz buradan suyumuzu alsak, yukarıdakilerin yanına çıkmasak, velem nü'zi men fevgana, üst kattakileri de hiç eziyet etmesek, onları hiç rahatsız etmesek, incitmesek, dediler. فَاِنْ تَرَكُوهُمْ, eğer üst kattakiler o alt kattakilerin gemiyi delip su almalarına müsaade ederlerse, onları kendi hallerine bırakırlarsa, فَاِنْ تَرَكُوهُمْ, onları bırakırlarsa, وَمَا اَرَادُوا, istekleriyle beraber, yani onları bırakıp da onlar kendi paylarından, kendi katlarındaki geminin tahtalarını sökmek suretiyle su almak İsterlerse, onların bu haline dokunmazlarsa, onları istekleriyle beraber baş başa bırakırlarsa, helekû cemî'a, alt kata su girmekle gemiyi su alacak, hepsi birden helak olacak. Ama ve in ehadû alâ eydihim, üst kattakiler alt kattakilerin ellerini tutar, onları engellerlerse, necev ve necev cemî'a, kendileri de kurtulur ve üsttekiler de alttakiler de hepsi birden kurtulurlar. Demek ki hadis-i şerifin özü şu: iki katlı bir gemi,
bir topluluk, bir kısmı üst kata, bir kısmı alt kata düşmüşler, paylaşmışlar. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını üst kattakilerden alıyorlar. Sonra kendi kendilerine bir gün dediler ki, ya biz kendi payımızdan suya daha yakın olan alt kattan bir delik açalım, kendi payımızdan oradan ihtiyacımız olan suyu alalım. Eğer üsttekiler de bunların bu teşebbüsüne göz yumar, ne yapalım? Onlar kendi haklarındaki tahtaları söküyorlar, suyu alsınlar, kullansınlar derlerse, onları istekleriyle baş başa bırakırlarsa, efendim hepsi birden helak olacak. Çünkü gemiyi su alacak, gemi alabora olacak. Ama üst kattakiler alt kattakilere engel olurlarsa onlar da kurtulacak. Alt kattakiler de üst kattakiler de topluca kurtulacaklar. İşte toplumdaki insanlar bir geminin katlarını paylaşan yolcular gibidir. Kötülük yapanları, kötülük yapmayanlar ne bize lazım, istediklerini yapsınlar derler ve onlara engel olmazlarsa, onları kötülüklerle baş başa bırakırlarsa, o kötülerin yaptıkları kötülükler sebebiyle hem onlar hem de ne bize lazım, bizi ne ilgilendirir diyenler hep beraber azap geldiği zaman helak olurlar. Öyleyse tüm dünya insanlığı bir geminin yolcuları gibi. Hiçbir katta bulunan, burası benim hakkım, ben istersen buradan bir delik açarım, bir tahtayı sökerim, buradan denizden su alır, ihtiyacımı karşılarım deme hakkına sahip değil. O gemiyi beraberce korumak zorundalar. O gemide alt kattakilerin üst kattakilere ya da orta kattakilerin alttakilere zarar vermemeleri gerekiyor. Öyleyse eğer onların yaptıkları yanlışlara göz yumarlarsa hem onlar, o sersem insanlar, hem de öteki yukarıdaki insanlar, ne bize lazım, ne yaparlarsa yapsın diyenler helak olup giderler. Dünyada da iyilerle kötülerin hali böyle. İyiler kötülerin haline göz yumarlarsa, zina yapılsın, faiz alınsın, verilsin, eşcinseller istediklerini yapsınlar, tefecilik yapılsın, kumar oynansın, adam öldürülsün, haramların hepsi işlensin, biz kendimiz bunlara bulaşmazsak yeter derlerse, kötülerin kötülükleri sebebiyle dünyaya belalar, musibetler, felaketler geldiğinde hem iyiler helak olur hem de kötüler helak olur. Ravahül Bukhari'yi İmam Bukhari bu hadis-i şerifi nakletti. El-gâimu fî hudûdillâhi teâlâ. Allah'ın kanunlarını yerine getirenler. Bunun manası nedir bu cümlenin? Mana, bunun anlamı el-münkiru lehâ. Yani kötülükleri kabul etmeyenler. El-gâimu fî def'ihâ. Kötülükleri ortadan kaldırmaya çalışanlar. Ve izâletihâ. Onları gidermeye çalışanlar demektir. Peki o zaman bunun aksi vel vaki'i fiha, yani kötülüklerin içinde olanlar, kötülükleri yapanlar. Evet. Vel muradu bil hududi, buradaki hududullah'tan maksat nedir? Ma nehallahu anhu. Allah'ın yasakladığı şeyler. Allah'ın yasakladığı haramlar, çirkin işler, hayasızlıklar. Ne kadar kötülükler varsa, eğer iyilikte önde olan insanlar, iyi olan insanlar, eğer kötülükleri gidermeye çalışmaz, kötülerin kötülüklerine engel olmazlarsa, o zaman azap geldiğinde hepsini kaplamış olur. Vestehemu'nun manası nedir? İktera'u. Yukarıda ne demiştik? Kemeteli kavmin istehemu. Yani kura çeken bir topluluk gibi. Kura çekmişler, bir kısmına alt kat düşmüş, bir kısmına orta kat, bir kısmına üst kat. İktera'u. İktira, kura çekmek. Lugatul hadithi. Hadis-i şerifte geçen kelimeler. El-vâgi'u fîhâ. Hani hadiste geçti ya, metelul qâim fî hudûdillâh vel-vâgi'i fîhâ. Ey mürtekibihâ demek. Kötülükleri işleyen, kötülükleri yapan, irtikab edenler. Fevgahum e'ale's sefineti. Üsttekiler ne demek?
Geminin üst katında bulunanlar. Harakna lev enna harakna geçmişti ya, fetahna thukben, bir delik açsak, nestahricu minhul ma'a, ondan su çıkarsak, yani bir delik açsak da o delikten su alsak, nestahricu çıkarmak istesek, minhu delikten el ma'a suyu, bu manada. Ehadu ala eydihim, üst kattakiler alttakilere engel olurlar, onların ellerinden tutarlar, kötülüklerini engellerlerse, ne demek bunun manası? Mena'uhum ve keffuhum amma aradu minel harkı. O açmak istedikleri delik açmak istemişlerdi ya, oradan bir tahtayı çıkarıp oradan içeriye suyun girmesi için bir delik açmak istemişlerdi ya, işte o iradelerinden onları engellerler. Onlara mani olurlarsa demektir. Mani olurlarsa kendileri de kurtulur, onlar da kurtulur. Mani olmazlarsa, onlar alt katta, biz üst kattayız. Kendi bulundukları katta istediklerini yaparlar, yapmaklarına sahip. Onlar özgür derlerse, gemiyi su aldığı zaman hem alt kattakiler hem üst kattakiler, geminin bütün yolcuları helak olur, telef olur. Evet. Efadel hadisi, hadis-i şerifin bize öğrettiği hususlar. Darbul emsalil vaki'iyyetil muhasseti. Evet, böyle gerçek benzetmeler yapmak. Yani böyle gözle görülür, yani insanın zihninde zekasına hitap eden, gözle görülür gerçek darbi meseleler getirmek. Yusa'idu, yardım ediyor, yardım eder. Ala fehmil efkaril mücerredeti, soyut fikirlerin anlamasına yardımcı olur. Mücerred fikirlerin konuyu anlamasına yardımcı olur. Zaten darbi meseleler, benzetmeler niçin yapılır? Yani anlaşılması zor olan meselelerin daha kolay anlaşılması için. Bu Kur'an'da da var, hadislerde de var. Yani el-emsal fil-Kur'an, el-emsal fil-ehadith. Kur'an'da benzetmeler, hadislerde benzetmeler. Halkın daha rahat anlaması için, gözle görülmeyen şeylerin anlaşılması için gözle görülür misaller vermek, benzetmeler yapmak. Ve yec'aluha, efendim böyle gözle görülür benzetmeler yapmak, olayı, o gerçekleri kılar. Su varan hayyeten, canlı şekiller haline getirir. Öyle canlı şekiller ki testagirru fil ezhan, zihinlerde karar kılan, zihinlere yerleşen canlı örnekler haline getirir. Onları sanki canlı örnekler yapar. Bir bunu öğreniyoruz. Bir başka husus, faidetü terkil münkeri, haramları, yanlışları terk etmenin faydası, la teudu, dönmez, ala tarikihi, terk edenine, fahasbü, sadece. Yani kötülükleri terk etmenin yararı, sadece kötülükleri yapmayanla sınırlı kalmaz. Bel alel müctema'i bi esrihi. Bilakis toplumun tamamını ilgilendirir, tamamına yansır. Çünkü kötülükler toplumun tamamını etkiliyor. Bir insan kötülüğü terk ettiği zaman hem kendisi zarardan hem de toplumu zarardan kurtarmış olur. Helakül müctema'i, toplumun felaketi, helak olması, müterattebün ala terki ashabül münkeri, kötülük yapan insanları terk etmeye bağlıdır. Yani bir toplumun helaki, perişanlığı, mahkumiyeti ve her yönden felakete düşmeleri, kötülük yapmak isteyenleri kendi hallerine bırakmalarıdır. Aynen günümüzde olduğu gibi, ne yapalım? Fikir özgürlüğü var, yazma özgürlüğü var, düşünme özgürlüğü var diyerek kötülük yapmak isteyenleri kendi hallerine bırakmak, toplumun bütünüyle helak olması buna bağlıdır. O eshab-ı münker, kötülükleri yapmak isteyenler
يَعِيثُونَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا Yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. اَثَ يَعِيثُ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا Yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Terör çıkarıyorlar. Nizamı bozuyorlar. Nizamı bozmaya, kötülükler yapmak isteyenleri kendi hallerine bırakmak bir toplumun tümden helak olmasının sebebidir. Öyleyse iyiler kötülerin kötülük yapmasını engelleyecek. Devlet kötülük yapmak isteyenleri engelleyecek. Alimler kötülük yapmak isteyenleri kötülüklerden uzaklaştıracak. O zaman onlar kötülüğü terk ettiği zaman bundan bütün toplum faydalanır. Ama kötü insanların kötülük yapmalarına göz yumulursa, görmezlikten, işitilmezlikten gelinirse, o zaman onların yaptıkları kötülükler bütün bir toplumu ilgilendirir. Toplumun felaketine de sebep olur. Bir başka husus, inne külle münkerin yertekibühül insanü fî müctemaihî. İnsanın kendi toplumunda, kendi toplumunda, yaşadığı toplumda bir kötülüğe irtikap etmesi ya da her işlediği kötülük, öyle diyelim, insanın kendi toplumunda her işlediği kötülük innemâ huve harkun hatîrun, tehlikeli bir delik açmaktır. Yani bir geminin içine suyun dolması için bir delik açma gibidir. Ama tehlikeli bir delik. Tehlikeli bir menfez fi selametil müctema'i, toplumun selametini tehlikeye düşüren tehlikeli bir delik açmaktır. Bir toplumda bir insanın her işlediği günah, o toplumun selameti açısından, o toplumun huzuru açısından, nizam intizam açısından, o toplum binasında bir delik, tehlikeli bir delik açmaktır. Evet, bir başka husus, hurriyetül insani, insanın özgürlüğü, hürriyeti leyset mutlakaten, sınırsız değildir. Mutlak değildir insanın hürriyeti. Bel mukayyedetün, bilakis sınırlıdır. Bidamani hukukin nasim men havlehu. Etrafındaki insanların haklarını korumayla kayıtlıdır. Bir insanın hürriyeti diğer insanın haklarının başladığı yere kadardır. Bir insanın hürriyeti sınırsız olup da başkalarının haklarının çiğnendiği yerde bir diğerinin hürriyeti olmaz. Burayı bir daha söylüyorum. Hurriyetül insan, insanın özgürlüğü, hürriyeti, serbestliği leyset olmadı, mutlakaten genel değildir. Sınırsız değil. Bel mukayyidetün, bilakis kayıtlıdır, sınırlıdır. Neyle sınırlı? Bir damani hukukun nasi, insanların haklarını, haklarına kefil olmayla sınırlıdır. Yani insanların haklarını korumayla. Men havlehu, çevresindeki insanlar. Eğer bizim özgürlüğümüz bir başka insanın hakkını kısıtlıyorsa o özgürlük değil, o zulümdür. Evet. Ve damani masalihihim. Bir de o insanların faydalarına tekefül edinmek, kefil olmak. Yani bizim özgürlüğümüz başkalarının maslahatına zarar vermeyecek noktaya kadardır. Başkalarının faydalarına zarar verecek, onların maslahatlarını sıkıntıya düşürecek noktaya gelirse o özgürlük, özgürlük değil, tam tersine bir tecavüzdür, hakka tecavüz ve haksızlıktır. Bir başka öğrendiğimiz husus bu hadis-i şeriften, قَدْ يَتَصَرَّفُ بَعْضُ النَّاسِ Bazı insanlar işlerler. Bima yadurrul müctema'a. Topluma zarar veren şeyleri işlerler. Neyle? Bidafi'i içtihadin hati'in. Yanlış içtihat saikasıyla. Yani bir takım yanlış içtihatlar yaparak, yanlış çalışmalar yaparak, yanlış tespitlerde bulunarak topluma zarar veren şeyleri işlerler. Ve niyetin hasenetin. Belki iyi niyetle. Yani iyi niyetlerle, belki iyi niyet düşüncesiyle, yanlış çalışmalarla efendim toplumun zararına olan şeyleri işlerler. O zaman böyle olunca feyecibü men'uhum, işte yanlış sebeplerle ya da
iyi niyet saykasıyla başkalarına zarar verecek işler yapanlar, yapanları men etmek, engellemek farz olur. Ve tebsî ruhum, onlara göstermek. Binetâic mâ yef'alûn, işleyecekleri şeylerin sonuçlarını. Bak siz bunları yaparsanız, bunun sonucunda hem sizlere, hem ailelere, hem millete, hem topluma, hem devlete şöyle şöyle sonuçlar meydana getirir. O meydana gelecek sonuçları onlara göstermek gerekir. Bir başka husus, fil mes'uliyetil içtimaiyeti tedamüniyeti selametül müctema'i. Fil mes'uliyetil içtimaiyeti, toplumsal sorumluluklarda et tedamüniyeti, birbirinin haklarına kefil olan, birbirlerinin hakkını garantiye alan sorumluluklarda vardır. Selametül müctema'i, toplumun selameti vardır. Toplumun başarısı, toplumun zaferi. Çünkü insanlar birbirlerine gerçekten zarar vermemek için kefil olurlarsa, toplumsal sorumluluğu, herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu taşırsa, bunda toplum selamete çıkar, toplum zarardan uzaklaşır. Toplum zafere ulaşır, toplum başarıya ulaşır. Herkes kendi üzerine aldığı toplumsal mesuliyeti yerine getirmesi şartıyla. Evet, bu dördüncü hadiste bu. Yani manasıyla ve bundan çıkarılan hükümlerle ya da sonuçlarla. Beşinci hadis-i şerif, el-hamisü, beşinci hadis-i şerif, an ümmil müminine ümmi selemete. Müminlerin anası, peygamberimizin hanımı, ümmi seleme. Hindin binti ebi ümeyyete huzeyfete radiyallahu anha. Yani ümmi seleme ki adı Hint. Kimin kızı? Ebi Ümeyye'nin kızı. Ebi Ümeyye'nin kızı Hint. Ümmü Seleme adı Hint. Efendim, bu Ebu Süfyan'ın hanımı olan Hint değil. Ümmü Seleme anamızın adı da Hint'ti. Dolayısıyla müminlerin anası Ümmü Seleme, Hint binti Ebi Ümeyye naklediyor. Radiyallahu anha. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhisselamdan, ennehu kal. Peygamberimiz buyuruyor. İnnehu yüstamelu aleykum. Muhakkak sizin üzerinize istihdam edilir, getirilir. Ümerâ'ı, birçok idareciler. Yüstamelu kullanılır demek, yani sizin başınıza idareciler getirilir. Fetârifûne ve tünkirûn. Öyle idareciler ki bazı işlerini hoş göreceğiniz, bazı işlerini de reddedeceğiniz kimseler. Yani iyilikleri de olan, kötülükleri de olan, şeriata uygun işleri de olan, şeriata uygun olmayan işleri de olan. Femen kerihe fekad beri'e. Kim idarecilerden İslam'a uymayan, şeriata uymayan işlerini çirkin görürse, o onun yaptığı işlerden beri olur. Yani onun yaptığı işlerden sorumlu olmaz. Temiz olur ondan. Elini, eteğini çekmiş olur. Femen kerihe, kim idarecilerin kötülüklerini hoş görmezse, yani çirkin görürse, fakat beri'e, ondan da onun yaptığı işlerden de beri olur. Ve men enkere fakat seleme. Kim kötü işleri yapmak isteyen idarecilerin bu fiillerini inkar ederse, reddederse, fakat selim, kurtuluşa ermiş olur. Velakin ancak men radiye ve tabi'a, efendim ancak onun yaptığı kötülüklere razı olan ve ona tabi olan efendim kimse, efendim o da onun ne yapar? Vebaline ortak olur. Evet. Galu, sahabe-i kiram dediler. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, elâ nukatiluhum, kendilerinden şeriata uygun iş, olmayan işler gördüğümüzde onlarla savaşmayalım mı? Yani kendilerinden şeriata muhalif işler zuhur etti. Şeriata muhalif işler yaptıklarını gördük. Onlarla savaşmayalım mı? Gale, Peygamberimiz buyurdu. La, hayır, savaşmayın onlarla. Ma akamu fikumus salate.
sizin içinizde namazlarını kıldıkları sürece, sizin içinizde efendim ne yaptıkları sürece, yani sizin içinizde onlar beş vakit namazlarını idareciler kıldıkları sürece onlarla savaşmayın. Ama kötülüklerini reddedin, iyiliklerine rıza gösterin. Kötülüklerini reddederseniz ondan beri olursunuz. Eğer kötülüklerini reddederseniz ondan kurtulmuş olursunuz. Ama kötülüklerine razı olursanız, onlara kötülükte tabi olursanız Allah'a isyan etmiş olursunuz. Yukarıda da geçti buna benzer hadisler. Yani başımızdaki idareciler namazlarını kıldıkları sürece kendilerinden açık bir küfür, inkar, şeriatı reddle ilgili bir şey gözükmediği sürece onlara karşı çıkmamak ve onlara baş kaldırmamak, onlara isyan etmemek gerekiyor. Ama açıkça küfrü açıkça isyanı emrederlerse o zaman Müslümanların onlara tavır koymaları farzdır. Manahu hadis-i şerifte geçen orada ne geçti? Femen kerihe fakat beri'e. Ey men kerihe bi kalbihi. Kim kalbiyle idarecilerin yaptıkları kötülükleri çirkin görür de velem yestebi inkaren bi yedin, eliyle onu reddetmeye gücü yetmezse velâ lisanin ya da diliyle onu reddetmeye gücü yetmezse fakat beri'e minel ithmi, günahtan uzak olur, günahtan kurtulmuş olur ve edda vazifetehu, vazifesini de yerine getirmiş olur. Kim başındaki idarecilere ta devletin başına varıncaya kadar ondan şeriata uygun olmayan işler görür de kalbiyle onu hoşlanmaz ama diliyle eliyle de onu engellemeye gücü yetmezse, kalbiyle nefret ederse onun işlediği günahlardan beri olur. وَمَنْ اَنْكَرَ, her kim inkar eder, reddederse idarecilerin yaptığı kötülükleri بِحَسَبِ تَاقَتِهِ, gücü nispetinde فَقَدْ سَلِمَ, kurtulmuş olur مِنْ هَذِهِ الْمَاسِيَةِ, bu günahtan kurtulmuş olur. Günaha bulaşmamış olur. وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَلِهِمْ, her kim idarecilerin kötü fiillerine, onların kötülüklerine, onların İslam'a uymayan davranışlarına rıza gösterirse ve tabe'ahum, o kötülükler de onlara tabi olursa fehüvel asi, o da asidir. Mesela devlet başkanı ya da bütün müesseselerin amirleri, memurlarına kötülüğü emrediyorlar. Onlar eğer bunu reddederler, ona iştirak etmezlerse o günahtan beri olurlar. Ama onların emrettiği kötülükleri amir emrediyor diye işlerlerse, onlara tabi olurlarsa o da o günahı işlemiş olur. Dolayısıyla yukarıda geçmişti. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a karşı gelinen yerde kula itaat yoktur. Allah'a karşı gelinen yerde kula itaat yoktur buyuruluyor. Evet. Bir başka efendim husus lugatul hadis. Bu hadis-i şerifte geçen kelimeler. Fetarifun. Hani başınıza bir takım idareciler getirilir. Siz onlardan meşru şeyleri de görürsünüz. Meşru olmayan şeyleri yaptıklarını da görürsünüz. Tarifu ne demekmiş? Ey tarifune bada amalihim. Bazı işlerini hak görürsünüz. Li muvafakatiha li şer'i. Şeriata muvafakat ettiği için, şeriata uyduğu için. Şeriata uyduğu için, şeriat esaslarına uygun olduğu için onların bazı amellerini maruf görürsünüz, hak görürsünüz. Tünkirune ne demek? Ey tünkirune bada amalihim. İdarecilerin bazı yaptıklarını da hoş görmezsiniz, çirkin görürsünüz. Li muhalefetiha li şer'i. Şeriat esaslarına muhalefet ettiği için. Kim olursa olsun, ister baba, ister ana, ister kadına göre kocası, ister memura göre amiri, eğer şeriata uygun olmayan işleri yaparlarsa onların emrinde olanlar onu kabul etmeyecekler, reddedecekler. Efadel hadis, bu hadis-i şerifin bize öğrettikleri. Min mucizatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme,
Peygamber aleyhisselamın önemli mucizelerindendir. İhbaruhu, Peygamber aleyhisselamın haber vermesi. Neden? Amma seyaka'u, meydana gelecek olaylardan. Minel mugayyebat, gaybi olaylardan. Daha henüz olmamış Peygamberimiz zamanında. Gelecekte meydana çıkacak, gelecekte ortaya çıkacak olan mugayyebat, gaybi olaylardan, meydana gelecek şeylerden haber vermesi efendim nedir? Peygamberimizin mucizelerindendir. O zaman Peygamberimiz haber veriyor. Diyor ki ileride başınıza idareciler gelecek. Hak işler yaptıkları gibi batıl işler de yapacaklar. Hak işlerinde onlara destek olun, batıl işlerinde onları reddedin. Evet, bu da Peygamberimizin önemli, gelecekle ilgili önemli haberlerinden, mucizelerindendir. Bir başka husus, Es-salatu unvanul İslam. Orada ne dedi? Sahabe-i kiram, ya Resulallah, kötülük yapan idarecilerle savaşalım mı? Savaşmayalım mı? Peygamberimiz, hayır, onlar namazın, içimizde namazlarını kılıyorlarsa dedi. Peki burada namazı niye zikretti? Es-salatu unvanul İslam. İslam'ın en önemli adresi namazdır. Ya da en önemli başlığı, konu başlığı. Daha nedir? Vel fariqu beynel küfri vel İslam. İslam'la küfür arasını ayıran alameti farikadır. Aman ya Rabbi. Demek ki İslam'da imandan sonra en önemli ibadet namazdır. Aynı zamanda namaz İslam'la küfür arasını, Müslüman'la kafir arasını, Müslüman'la münafık arasını, Müslüman'la müşrik arasını ayıran ayrıcı bir alamettir. Bunu öğreniyoruz bu hadis-i şeriften. Bir başka husus, et-tahziru, sakındırmak, min tehyicil fiteni. Fitneleri tahrikten sakındırmak. İşte mesela bazı adamlar var, fitneleri devamlı tahrik ediyorlar. Fitne rüzgarları estiriyorlar. Vaktilafil kelimeti, efendim sözlerdeki ayrılık. Yani her biri bir tarafa çekiyor. İşte bunlardan sakındırmak. Vatibari zalik, bunları itibar etmek. Eşeddü nekâraten, bunlar daha zordur. Min ihtimali münkeril hukkâmin usati. Allah'a karşı gelen İdarecilerin kötülüklerine tahammülden bu daha zordur. Yani fitneyi tahrik etmek isteyen ve ümmetin birliğini dağıtmak isteyen ve bunları itibar eden, bunları yani kendine göre önemseyen, önemsemek, yani asi hükümdarların, asi idarecilerin kötülüklerine tahammül etmekten daha zordur. Ve sabri ala ezâhüm, ve onların eziyetlerine, asi hükümdarların, idarecilerin eziyetlerine sabretmekten daha zordur. Nekâra daha zor demek. Ya da kötülük açısından, evet, daha zor. Demek ki fitneyi tahrik edenlerin, yani toplumun düzenini bozmak isteyen münafıklar var, fitne insanlar var. Bunlar devamlı fitne rüzgarları estirirler. İşte o fitne rüzgarlarını tahrikten sakındırmak, insanların birliğini dağıtmaya çalışanlardan sakındırmak, demek ki zalim, asi hükümdarların kötülüklerine tahammül etmekten ve onların eziyetlerine sabretmekten daha büyük, daha zor bir iştir. Evet. 6. hadis-i şerife geldik. An ümmil müminine, Ümmil Hakem Zeynebe binti Cahşin radiyallahu anha. Yine Peygamberimizin hanımlarından, analarımızdan, künyesi Ümmil Hakem, ismi Zeynep binti Cahş, Peygamberimizin halasının kızı. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın eşlerinden Zeynep binti Cahş, künyesi Ümmül Hakem, Müslümanların anası olan Zeynep binti Cahş'tan nakledilen bir hadis-i şerifte ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam dehale aleyha, dehale girdi aleyha Hazreti Zeynep'in yanına, fezian, yani korku içerisinde bir yerde titreyerek, yani
telaşla, korkuyla girdi. Hazreti Zeynep'in odasına. Yakul şöyle der olduğu halde. La ilahe illallah. Allah'tan başka mabudun bilhak ilah yoktur. Ve devamında veylün lil arabi min şerrin kadiktarabe. Yaklaşan şerden vay Arapların haline. Yaklaşan şerden. Her gelecek olan yakındır. Yani gelmesi yakın olan şerden vay Arapların haline. O da neymiş bakın burası müphem bir cümle. Gelmesi yakın olan bir şer ki Arapların vay haline o şerden diyor. Neymiş o? Fütihal yevme bugün açıldı. Min radmi ye'cuce ve me'cuce. Ye'cuc ve me'cucun seddinden. Hani bu ye'cuc ve me'cuc her gün o setten efendim Zülkarneyn'in yaptığı setten ne yapıyorlar? Açmak istiyorlar. İşte diyor o ye'cuc ve me'cucun seddinden bugün açıldı. Mithlü hadi. İşte şu kadar. Yani şu kadar. Ve hallaka bi usbu'ayhil ibham velleti teliha. Yani şu kadar bir delik açıldı demek istiyor. Yani ibhamla, ibham parmağıyla onu takip eden, onu takip eden şehadet parmağı. Yani şu kadar bir delik açıldı diyor. Ye'cuc ve Me'cuc'un delmek istediği efendim neyden? Setten. Fekultu ben dedim ki diyor Hazreti Zeynep. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Enehliku ve fine salihun. Bizim içimizde iyi insanlar olduğu halde gece namazı kılanlar, kuşluk namazı kılanlar, nafile oruç tutanlar, hak üzerinde olanlar, İslam'ı yaşayanlar olduğu halde içimizde biz kötülerin kötülüğü sebebiyle helak olur muyuz? Kale ne'am. Peygamberimiz evet içimizde iyiler de bulunsa kötülerin kötülüğü ile helak oluruz. Ne zaman? İzâ ketural habethü. Bir memlekette, bir ülkede ya da ülkelerde iğrenç şeyler çoğaldığı zaman. İğrenç şeyler. Habüs, habeth. Habeth yani iğrenç şeyler, kötü şeyler, akla gelmedik şeyler çoğaldığı zaman. Hele bu zaman. Bu zamanki işlenen kötülükleri tasvir etmek çok zor. Aklınıza ne kadar kötülükler geliyorsa tasavvur edemediğiniz kötülükler ya da geçmiş ümmetlerde benzerleri görülen her bir hepsi birden maalesef toplumlarda yaşanıyor. Hem de hiçbir sakınca görülmeden. Zina, fuhuş, eşcinsellik, ahlaksızlık, faiz, kumar, efendim ne kadar aklınıza kötü şeyler geliyorsa hepsi bunlar zuhur etti. Bunlar çoğaldı. Bunlar çoğaldığı zaman eğer iyiler kötülüklere, kötülere engel olmazlarsa o zaman bir bela geldiğinde hepsi birden helak olur. Evet. Müttefakun aleyh. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyhtir. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Lugatul hadisi. Hadis-i şerifte geçen kelimeler. Fezi'an. Hani Peygamberimiz Hazreti Zeynep'in evine korku halinde, korkulu bir halde girdi. El fezi'an. Fezi ne demek? Ve zu'ru, zu'ru vel havfü. Yani bir korku, bir endişe. Buna benzer efendim bir şey. Veylün, hadiste veylün lil arabi min şerrin kadiktarabe geçmişti. O veyl kelimesi kelimetu azabin, azap kelimesidir. Yani Araplara veyl olsun, azap olsun manası ya da yazıklar olsun vay Arapların haline. Bu mana da var. Ve fi tuhfetil gari. Aliyül gari'nin tuhfesinde yani tuhfe isimli kitabında şöyle geçiyor. Kelimetün bu veil kelimesi bir kelimedir. Tukalu indel söylenen bir sözdür diyor. Aliyül gari tuhfesinde. Ye'cuc ve me'cuc. Burada iki sınıf insandan Ye'cuc, Me'cuc. Bunlar kimmiş? Ekvamün
Bunlar bir takım topluluklardır, kavimler. Yazharune, ortaya çıkacaklar. Ahire zaman, ahir zamanda. Yani kıyametten önce bunlar ortaya çıkacaklar. Ve yufsidune fil art, yeryüzünün düzenini bozacaklar. Hem de milyarlarca. Evet, ahir zamanda bunlar ortaya çıkacak. Yecüc Mecüc, Keyf suresinde de anlatılıyor bunlardan. İnne Yecüc ve Mecüc müfsidune fil art. Yecüc Mecüc, yeryüzünün düzenini bozacaklar. Yeryüzüne fitne fesat çıkaracaklar. Ve yekunu zuhuruhum, bunların ortaya çıkmaları, gözükmeleri olacak. Min emaratis saati, kıyamet alametlerinden olacak. Zaten kıyametin 10 büyük alametinden bir tanesi de bu Yecüc Mecüc'ün ortaya çıkması. Emarat, alametler. Red, yukarıda min redmi Yecüc ve Mecüc dedi. Sed manasında, sed. Türkçeleşmiş sed. Barajların seddi. Hallaka bi usbu'ayhi, iki parmağını halka yaptı. Ey ceale sebbâbete fi asl ipam. Yani şöyle yapmış. Ya da böyle. Yani işaret parmağının ucunu baş parmağının dibine açtı. O kadar bir yani düğme kadar açıklık meydana geldi. Yani oradan bir şey açıldı diyor o sedden. Yani işaret parmağını baş parmağının aslı dediği kökün, yani şu köküne şöyle getirmesine, burada bir ışıklık gözüküyor. Buna bu kadar bir ışıklık açıldı oradan. Ya da o kadar bir şey açıldı. Boşluk. Evet. Bu manada. Peki. Ve dammiha, efendim, ve o şeyi sebbabe parmağını bitiştirmesi, hatta la yabka beynehuma illa halelun yesir. Yani azıcık bir boşluk var işte, azıcık boşluk. Deminki gibi böyle değil. Yani benim anladığım, şu işaret parmağını baş parmağının tam şu köküne isabet ettiriyor. Orada azıcık bir halel bulunuyor. Halel dediği boşluk, açıklık işte. Bir düğme kadar bir boşluk. Bu kadar bir şey açıldı setten. Bu manada. Evet. Hatta lem yebka beynehuma, işaret parmağıyla baş parmağın arasında kalmadı illa halelün yesir. Az bir boşluk. El habetü kelimesi. Fesserahul cumhuru, yani ne zaman iyilerin bulunduğu toplumlarda kötülerle beraber iyiler de helak olur. Habet çoğaldığı zaman. Fesserahul cumhuru. Cumhuru ulema bu kelimeyi tefsir ettiler. Bil füsuki vel fücur. Açıktan günahlarla, yani füsuk, Allah'a isyan, fücur, açıktan günah işlemek. Açıktan günah işleme, her tarafta açıktan günahlar işlendiği zaman, artık setir kalmadığı zaman, yani gizlilik kalmadığı zaman, her şey alenen Allah'a karşı gelindiği zaman, isyan edildiği zaman, açıktan günahlar işlendiği zaman demektir. Cumhur-u ulema böyle tefsir etti. Vakile bir başka görüş, ezzina has zaten. Özellikle zina çoğaldığı zaman, aynı günümüzde olduğu gibi, zinalar da resmi yönden müsaadeye bağlandığı zaman, resmen izin verildiği zaman zinalara. Aman ya Rabbi. İşte öyle bir zamanda içinde iyi insanlar da olsa bela geldi mi hepsini kuşatır. Evet. Hani ayet-i kerime var ya, vettegû fitneten la tusîbennellezîne zalemû minkum hâssâ. Bu ayet-i kerime Enfal suresinde, öyle bir fitneden, öyle bir beladan, öyle bir günahtan sakının ki o geldiği zaman sadece içinizden zalim olanlara gelmeyecek olan, geldiği zaman iyiyi de kötüyü de kaplayacak olan fitneden, fesattan sakının. Vakile bir başka görüş, evladü zina. Veled-i zinalar çoğalacak. Picler çoğalacak, picler. Babası belli olmayan nesil. Babası belli olmayan çocuklar. Şimdi evlilik sıra dışı kabul ediliyor bugün. Yani İslam'da evlilik akitleriyle, evlilik İslam'ın emridir. Sözleşme ile nikahla evlilik. Ondan doğan çocukların nesebi bellidir. Ama evlilik dışı ilişkiler,
beraberliklerden doğan çocuklar pijdir. Onlar veled-i zinadır. Veled-i zina çoğaldığı zaman, işte o zaman işinizde iyiler de olsa, iyilerin olduğu toplumun başına felaketlerin geleceğini bilin, diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Aman ya Rabbi. Kâlen-Nevevî, İmam-ı Nevevî şöyle diyor. Ve zahiru, açık olan görüş, ennehül maasi mutlaka. Yani buradaki idâ ketural habes cümlesi, yani her türlü günahlar, masiyetler, büyük, küçük günahlar işlenmeye başladığı zaman. Nevevi de böyle tefsir ediyor bu kelimeyi. Yani daha açık olan görüş budur. Yani bütün kötülükler, genel kötülükler ortaya çıktığı zaman, iyilikler azalıp kötülükler çoğaldığı zaman, işte o zaman iyilerle, kötülerle beraber iyiler de helak olur. Efadel hadisi, bu hadis-i şerif ifade etti. Yani bize bazı şeyler öğretiyor. Nedir o öğrettiği şeyler? Yahsulul helakül ammü. Bakın çok önemli. Genel, umumi helak meydana gelir. Bir sebebi ketratil maasi. Günahların, masiyetlerin çoğalması sebebiyle. Yani ne kadar günahlar çoğalırsa, günahların çoğalması umumi helaklara sebeptir. Umumi helaklar, günahların, masiyetlerin, Allah'a karşı gelmelerin, ibadetsizliğin, isyanın, zinanın, fuhşun, eşcinselliğin çoğalması sebebiyle umumu helak meydana gelir. Aman ya Rabbi. Ventişa riha, o masiyetlerin yayılmasıyla. Köyünden kasabasına, kasabasından kazasına, kazasından vilayetine varıncaya kadar yayılmasıyla. Bir sebebi atfettik değil mi? Efendim? Oradaki gerideki bir sebebi atfettik. Evet. Evet. Ve in ketura salihun, o toplumda iyiler çok olsa da, orası da vasliye. İyiler çok olsa da, eğer bir memlekette kötülükler yaygın hale geldiyse, masiyetler çoğaldıysa, o zaman helak umumidir. Bu hadis-i şeriften bunu öğreniyoruz. Velev ki gece namazı kılan Müslümanlar olsa bile. Beyanu şu'mil maasi, bir başka öğrendiğimiz şey hadis-i şeriften, yani günahların zararlarını beyandır. Her türlü masiyetin topluma bir başka yönden zararı var. Şu'm, zararı, uğursuzluğu var. Her bir masiyet bir virüstür. Her bir masiyet huzuru kaçıran, huzuru bozan, nizamı bozan bir mikroptur. Onun için işte bu hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Hiç kimse ben kötülük işliyorum, kendime işliyorum diyemez. O kötülükler yayılıyor, yayılıyor, herkese ulaşıyor. Onun zararı da herkese ulaşıyor. Bir başka husus, el-mesaibü, musibetler. Yani kötülükler, taummün nase, insanları kapsar, cemiyan hepsini, salihin ve fasidin. İyileri de, kötüleri de. İslah edenleri de, ifsad edenleri de kapsar. Velakinnehum, ancak onlar, yani salihler, fasitler. Yub'asune, kabirlerinden kaldırılırlar, ala niyyatihim, niyetlerine göre. O zaman iyiler, eğer kötülükleri engellerler de, kötüler kötülükten vazgeçmezse, iyiler niyetleriyle haşredilecekler. Yani onların kötülüklerinden onlara bir zarar olmaz o zaman. Herkes niyetine göre haşredilecek. Evet, bu da çok önemli. Yani iyiler, mesela bir zelzele oluyor, zelzelede ya da genel afetlerde, felaketlerde iyiler de helak oluyor, kötüler de. İyiler niyetleriyle mahşer yerine çıkacaklar, kötüler de kötülükleriyle. El-hassu ala inkaril maasi. Kötülükleri redde teşvik ve men'i vuku'iha, kötülüklerin meydana gelmesini engellemeye teşvik var bu hadis-i şerifte. Bunu öğreniyoruz. Yani Müslümanlar gücleri yettiğince, ellerinden geldiği kadarıyla kötülüklerin meydana gelmesini engelleyecek ve kötülükleri reddedecek. İşte hadis-i şerifte buna teşvik var. O kadar önemli bir hadis-i şerif. Ve es-sabi'u, 7. hadis-i şerif konuyla ilgili. 7. hadis-i şerif, an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh. Ebu Sa'id el-Hudri'den
An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhisselamdan naklediyor. Kale Peygamberimiz buyurdu. Bu hadis-i şerif de çok önemli. Toplumu inşa etme noktasında, toplumu belli bir nizama, nizam çerçevesinde yaşamaya yöneltme noktasında önemli bir hadis-i şerif. Peygamberimiz buyuruyor. İyyâkum vel cülûse fit turukat. İyyâkum burada tahzir var, sakındırma. Yani siz yollarda oturmaktan sakının. Yolları işgal etmekten sakının. Yol çatlarına durmaktan, onu bunu dikizlemekten sakının. Fekalû, sahabe-i kiram dediler ki, Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, mâ lenâ min mecalisina büddün. Mâ lenâ bizim için olmadı, min mecalisina meclislerimizden büddün, ayrılmak. Yani biz başka toplanacak yerler bulamıyoruz. Yol kenarlarında toplanıyoruz, yol kavşaklarında toplanıyoruz. Orada karşılıklı bir şeyler konuşuyoruz. Bizim için bu gerekli. Bundan başka bir çaremiz de yok. Netehaddetü fiha. Orada konuşuyoruz diyor. Diyorlar. Biz o yol kenarlarında, yol kavşaklarında bir araya gelip konuşuyoruz. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de bunun üzerine şöyle buyurdu. Feizâ ebeytüm illel meclise. Ancak oralarda bulunmanız gerekiyorsa, bundan imtina etmiyorsanız, illa orada bulunmanız, orada konuşmanız, orada bazı meseleleri dile getirmeniz gerekiyorsa, fe'atut tarika hakkahu. Yolun hakkını verin. Yolun da hakkı var. Yol canlı bir şey mi ki hakkı olsun? Yolun da hakkını verin. Kalu ya Resulallah ve me hakkut tariki ya Resulallah. Dediler ki ya Resulallah yolun hakkı nedir? Biz bilmiyoruz. Kale Peygamberimiz buyurdu. Gaddul basar. Yol kenarlarında durduğunuz zaman gözü haramdan sakındırmak. Gözü kapatmak. Hani ayet-i kerimede var ya kullil müminine yaguddu min absarihim ve yahfazu furucehum. Habibi Müslüman erkeklere söyle gözlerini haramlardan sakındırsınlar, kapatsınlar, namuslarını korusunlar, zinadan sakınsınlar. Müslüman kadınlara da söyle gözlerini haramlardan sakındırsınlar, kapatsınlar, efendim namuslarını korusunlar. Birinci hakkı neymiş yolun? Gaddul basar. Yani yolda kadınların mahremiyetlerine bakmamak. Ve keffül eda, ikincisi yoldaki eziyetleri engellemek. Yani yolları temiz tutmak. Gelip geçen insanları incitecek, hayvanata zarar verecek, ne kadar eziyetler varsa onları gidermek. Çöpü yollara atmamak. Kullandığın mendili yola atmamak, sümkürüğünü veya balgamını yola atmamak, sigarasının efendim izmaritini yola atmamak, yani yollardaki eziyetleri engellemek, kaldırmak, yoldaki eziyetleri çok önemli. İmatatul eze anit tarik, başka bir hadis-i şerifte, yoldaki insanlara, canlılara zarar verecek şeyleri yoldan kaldırmak imanın şubelerindendir. Ve raddüsselam. Yolun bir üçüncü hakkı da bu. Size selam verildiği zaman selama cevap vermeniz. Siz orada dururken, birisi oradan geçerken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman sizin de o selamlara cevap vermeniz. Vel emru bil marufi, bir tanesi de bu. İyiliği emretmeniz. Bu kaçıncısı? Efendim bu da dördüncüsü. İyiliği emretmek. Hakkı hakikate hakim kılmaya çalışmak. Daha ve nehyu anil münker, kötülüklerden nehyetmek. Evet. Ve nehyu anil münker, kötülüklerden nehyetmek. Peki. Hadis-i şerif bu kadar. Müttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifakla zikrettikleri hadis-i şerif. Lugatul hadis. Bitiriyoruz bu hadis-i şerifin kelimelerini ve hadisten öğrendiğimiz şeyleri ifade ederek. İyyâkum. Burada İyyâkum tahzir var. Sakındırma, ihzaru vebtaidu demek. Sakının, uzaklaşın. Mâ lenâ min mecalisine büddün cümlesi ne demek? Lâ nestadî'ul istigna'e anha. Biz o yollardan uzaklaşmaya kadir olamıyoruz. Çünkü biz o yolların kenarlarında duruyoruz. Birbirlerimizle emr-i bil maruf, nehyan-ül münker yapıyoruz. Konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Başka meclislerimiz yok. O zaman işte oradan, bunun manası oradan uzaklaşmaya kadir olamıyoruz. Gaddul basar ne demek? Hadiste geçen keffül basarı anil muharramat. Gözü haramlardan
korumak, engellemek, gözü kapatmak, haramlara bakmamak. Kefül eza ne demek? Raddül eza ve men'uhu. Yolda insanlara ve canlılara rahatsızlık veren şeyleri reddetmek, men etmek, engellemek. Yolları yürünür bir halde bırakmak. Yani yollardaki eziyetleri, kirlilikleri gidermek. Efadel hadithü, hadis-i şerifin bize öğrettikleri, hormetü tariki, yola saygı, yolun da bir saygınlığı var, yolun da yasakları var. Ve ennehu minel hakkil ammi, zira yol genel haklardandır. Yani umumun haklarındandır. Herkesin müşterek kullandığı haklardandır. Littariki hukukun uhra fil İslam. Yol için başka, İslam'da başka haklar da var. Yol için İslam dininde başka haklar da var. Zükirat fi ehadise uhra. Başka hadislerde zikredilen başka haklar da var. Vehiye, o başka haklar nedir? Yolların hakları. Yukarıda geçti. Gözü haramdan sakındırmak, yoldaki eziyetleri gidermek, verilen selama cevap vermek, iyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmek, daha ihsanül kelam, güzel söz konuşmak, vel muavenetü, yardımcı olmak, alel hamli, limen kâne acizen anhü, yükünü taşımaktan aciz olan kimse için onun yükünü taşımaya yardımcı olmak, vel muavenetü, yardımcı olmak, alel hamli, taşımaya, limen kâne acizen anhü, yükünü taşımaktan aciz olan bir kimsenin yükünü taşımak. Otobüse binemiyorsa ona otobüse bindirmek, inemiyorsa indirmek. Elinde taşıyamadığı bir eşyası varsa gideceği yere kadar onu götürüp taşımak. Bunlar da yolun haklarından. Ve i'anetül mazlumi ve igatetül melhufi. Mazluma yardım etmek, mağdura yardım etmek ve çaresize yardım etmek. Ve irşadü dalli, efendim ama olana yol göstermek. Ya da efendim bir insanın yitiği varsa yitiğini bulmaya efendim yardımcı olmak. İrşadü dalli, yolunu sapıtan amaları yola efendim koymak. Ve teşmitül atısı, yolda giderken birisi aksırdığı zaman elhamdülillah derse, Müslümansa yerhamükallah demek. Evet. İşte bunları öğreniyoruz. Et-tariku minel merafikil ammeti. Evet, yollar umumi efendim müşterek menfaatlardandır. Yani umumi tesislerden. Herkesin faydalanacağı müşterek haklardandır. El merafikil amme, minel merafikil amme. Müşterek ihtiyaçlardan, menfaatlardan. Elleti, öyle müşterek menfaatlar ki hiye milkün lil müştema'i, toplumun tamamının mülküdür. La yecuzu lil ferdi, hiçbir kimse için caiz olmaz. En yeste etira biha. Onu kendi nefsine tahsis etmesi, kendi nefsine tercih etmesi, başkalarının haklarını engellemesi hiçbir kimse için caiz değil. Bir başka madde, alel müslimi, Müslümana gerekir. En yekûne daimel amel. Müslümanın ameli sürekli olacak. Li neşril hayri, hayri yaymak. Ve daveti ileyhi, hayra davet etmek için. Sürekli Müslüman hayrı davet edecek, hayrı yayacak ve Müslümanın ameli de sürekli olacak. Bu hadis-i şeriften bunları da öğreniyoruz. Cenab-ı Hak okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, hayatımıza uygulamayı lütfeylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. 8. hadis-i şerifte kaldık. El-Fatiha.